Kıyametten evvel hilafetin tekrar dünyada olacağından bahsedilen bir hadis var. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu hadis doğru mudur, sahih midir? Ve doğru ise bu iş nasıl olacaktır tam? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde Yüce Allah bu hilafetten bahsediyor. Ama şeyde dediğiniz gibi hadis kitaplarında, çünkü hadisten bahsediyoruz. Hadis şöyle aslında. An Huzeyfe radıyallahu teala anhu kala kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takunun nubuvvetu fikum ma sha Allahu an takuna. Summa yerfa'u Allahu teala summa takunu khilafatun ala min hajin nubuwwah. Ma sha Allahu an takuna. ثم يرفع الله تعالى ثم تكون ملكا عزا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون ملكا جبريا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. Bu hadis Musnad Ahmed bin Hanbel'de ve aynı zamanda Mişkat Şerif'te de mevcuttur. Yani Huzeyfe radıyallahu teala anhu rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki içinizde peygamberlik devam edecektir. Ne zamana kadar Yüce Allah isterse sonra onu kaldıracaktır. Yani onun şeyleri azalacaktır bazı yerlerde diyorlar. Ama summa takunu hilafetun ala minhaci nebuva. Ondan sonra hilafet ala minhaci nebuva. Yani peygamberlik yolu üzerinde hilafet devam edecektir. Sonra Yüce Allah onu da kaldıracaktır. Sonra diyor ki zararlı devletler başlayacaktır. Mulkan azzan. Fetakunu maşallah. Allah ne zamana kadar isterse böyle devletler devam edecektir. Biliyorsunuz bu Umayye devleti olsun, Abbasiler olsun, Osmanlı devleti olsun vesaire. Yüce Allah, Yüce Peygamber Efendimiz diyor ki ma summa fetakunu maşallahu an takuna summa yelfahallahu teala summa takunu mulkan cebariyen. Yine aynı baskı uygulayan, istibdat veyahut da baskı uygulayan nice İslami devletler olacaktır. Hatta Müslümanlar Müslümanlarla karşı karşıya gelecekler diyor. فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَنْ يَكُونَ سُمَّ يَلْفَاهُ اللّٰهُ تَعَلَى. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Ve Hazreti Huzeyfe diyor ki Peygamber Efendimiz sonunda dedi ki سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ. Ve sonunda Hazreti Huzeyfe diyor ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu ki yine hilafet ala minhaci nebuvvet. Nebuvvet yolu üzerinde yine halifelik hilafet devam edecektir. Ve onun sonunda Peygamber Efendimiz sustu diyor. Bu doğrudur bu hadis ulemaya göre ve Musnad Ahmed bin Hanbel başka hadis kitaplarında da mevcut olabilir. Ben Musnad'da da gördüm, Mişkat'ta da gördüm yani. Babul İnzar ve Tahzir orada yazıyor. Yani dediğim gibi yani bu hadis doğrudur. Ve Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam El-Vesid adlı eserinde de diyor ki hilafet buna ikinci kudret diyor. Kudret-i saniye yani ikinci kudret. Yüce Allah o da hilafettir ve kıyamete kadar inşallah devam edecektir.